Türk mühendisi ve designer Murat Günak, dünyanın otomobil devi Mercedes'in design bölümü başkanlığını yapıyor. Bu genç Türk mühendisinin ekibinde 14 değişik ulustan 270 designer çalışıyor. Otomobillerin üzerindeki yıldızlar Mercedes'in simgesi. Ama gerçek yıldızlar bu otomobillere ruh veren designerlar. Ve işte bu designerların başındaki yönetici Türk genci Murat Günak. Onun için Mercedes'in yıldızı diyorlar. Dünya otomobil devi Mercedes'in gözü gibi koruduğu ve değer verdiği Türk mühendisi Murat Günak, ilk kez bir Türk televizyon programına, Gurbet Yollarına konuk oldu ve Bilal Koçak'ın sorularını cevaplandırdı. Murat Günak, otomotiv devi Mercedes'te design bölümünün başkanlığını yapıyor. Evet, Murat Bey ve onun gibi başarılı yöneticilerim, sevgili seyirciler, Avrupa'da Türk insanının, Türk milletinin ve Türkiye'nin başarısını simgeliyor. Evet Murat Bey, sizi biz kısaca tanımak istiyoruz. 42 yaşındayım. 16 yaşından Almanya'ya geldim, İstanbul'dan. Burada okulda kaldıktan sonra Londra'da araba dizayn okudum. Ve şu anda evim Mercedes'te çalışıyorum. Ve bütün Mercedes'in araba bölgesinin dizaynının başkan olarak çalışıyorum. Evet, sizinle birlikte çalışan bir grup var, designer var. Kaç kişilik bir grup ve neler yapıyorsunuz? Şu anda benim altımda 270 kişi çalışıyor. 270 designer, modelciler. Ve biz burada arabanın ilk çiziminden son durumuna kadar, yani son modelin teknik durumuna kadar bütün işleri burada yapıyoruz. Evet. Siz burada önemli bir noktadasınız yönetici olarak. Mercedes bir dünya devi otomotiv sektöründe. Bu başarıyı nasıl yakaladınız? Siz bunu neye yorumluyorsunuz? İlk önce çok şansla. en mühim tabii çok çalışmak. Ama her çalışmayla şans da var tabii. Bana güvenen çok insanlar vardı. Bu güvenen insanlar bana yardım etti. Türkiye'den buraya gelmem, Türk kültürü içimde olmam da yardım etti galiba. Çünkü insan ne de olsa kültürümüz başka türlü yardım ediyor. İnsanlık var böyle insanların arasında. Daha sıcakkanlı ilişkiler. Daha sıcakkanlı. Ondan sonra Londra'daki okula gittim. Londra'da hususi araba dizayn hakkında okul var. Ondan da tabii benim mesleğim için iyi bir başlangıç olmuş oldu. Sizin çok kültürlü bir ortamda hem Türk kültürünü Türk olarak sahipsiniz, Türk kültürüne, hem de burada Almanya'da yetiştiniz, İngiltere'de de eğitim yaptınız. Evet. Çok uluslu, multikültürel bir yapı var. Bunun da fonksiyonu var mı sizin başarınızda? Tabii multikültürel olmak şu günlerde en mühimin biri, yani bir şey. Çünkü bizim şirket Mercedes tabii bütün dünya için araba yapıyor. Bizim şirket Chrysler'le beraber büyük bir organizasyon. Design de çok internasyonal bir bölüm. Onun için bizim bölgede de, benim bölgemde de bütün multikültürel insanlar var. Aşağı yukarı 15 değişik memleketten designer çalışıyor burada. Çok mühim şu senelerde iyi iş yapmak için. Binlerce insanın çalıştığı Daimler Chrysler şirketinin otomobil dizayn bölümü başkanlığını 1998 yılından beri sürdüren Murat Günak, ilk kez kendi çizdiği ve büyük yankı uyandıran S serisi Mercedes'lerle adından söz ettirdi. Murat Günak, S serisinden sonra otomobil dünyasında çok konuşulacak bir başka Mercedes modeline imzasını attı. Önümüzdeki yıllarda Mercedes'in yeni yüzünü oluşturacak SLR Spor modeli de Murat Günak'ın eseri. Murat Günak, Türk mühendisi, dizayneri. Evet, Mercedes'te
S-Class'ların, şu meşhur S-Class'ların dizayneri, mimarı, fikir babası, evet. Her şeyi. Evet, biraz ondan söz edelim, sizin bu S-Class'tan nasıl oldu, nasıl yaptınız, nasıl piyasadaki durumu ne oldu, gelişmeler ne oldu? Yeni, biliyorsunuz bizim şirket, şirket olarak değişmek üzere. Dünyaya açıyoruz kendimizi, internasyonel bir şirket oluyoruz. Ve bizim şirket çok dinamiz var ve çok emosyon var. Bu şirketin bu filozofisini arabayla göstermek istiyoruz. Yeni S-Class bu şirketimizin içindeki emosyonları göstermek istiyor. Araba dinamik, yine de genç bir tip bir araba. O bakımdan büyük araba olduğu halde sportif bir araba. Ve yani bakanlara çok büyük bir emosyon veriyor ve insanlar bu arabayı seviyor. Böyle bir yeni bir otomotiv piyasaya sürüldüğü zaman, otomobil bir araç ve o çok kabul gördüğü zaman neler hissediyorsunuz? Bu soruyu kendime çok soruyorum, sık sık soruyorum. Cevabı güç. Çünkü bizim işimiz bittikten sonra burada, bugün siz burada modeller gördünüz ya bizim atölyede. Bizim işimiz bittikten sonra araba caddeye çıkana kadar 2-3 sene geçiyor. Size araba yeni gözüküyor caddede ama benim iş 3 sene evvel bitmiş oluyor. Benim kafam yeni projelerde. Onun için böyle arabayı caddede görünce his çok değişik. Bir bakımdan bana eski geliyor. Çünkü benim iş 3 seneden beri bitti. Bir bakımdan tabii araba caddeye çıkınca, caddede gidince sürat arasında, evlerin ağaçların arasında tabii zevki başka. Murat Günak'ın başkanlığını yaptığı Mercedes'in dizayn bölümü olağanüstü biçimde korunuyor, çalışmalar büyük bir gizlilik içinde yürütülüyor. Mercedes yetkilileri ilk kez bir televizyon ekibine bu dizayn salonunu görüntüleme izni verdiklerini belirtiyorlar. Milyar dolarlara mal olan bu araştırmalar ve yürütülen çalışmalar adeta bir sır gibi saklanıyor. Mercedes'te çok büyük stratejik öneme sahip dizayn bölümünün bir Türk mühendisine Murat Günak'a teslim edilmesi bizleri gururlandırıyor. Murat Günak 15 yıl önce Alman vatandaşlığına geçmiş ama o ana vatan Türkiye yiğitlerini asla unutmamış. Bizim program aracılığıyla buradan özellikle Türk gençlerine bir mesaj vermek ister misiniz? Vermek isterim. En mühimi kendine güvenmek ve güçlü çalışmak, kendi memleketini sevmek ve kendi memleketini severek dünyaya açılıp dünyada iyi şeyler yapmak. Evet, o zaman buradan bir de merhaba diyelim. Mesaj alayım onlara, değil mi? Evet. Merhaba. Sevgili gençler, sevgili. Hadi. Evet, hadi bakalım. Türk milletinin adını Avrupa'da yücelten Murat Günak'a Gurbet Yolları programı olarak başarılar diliyoruz. Bin kişinin çalıştığı Sindelfingen Mercedes tesislerinden ayrılıyor, Unter-Türkheim'daki ünlü Mercedes Müzesi'ne gidiyoruz. Stuttgart'ın Unter-Türkheim semtindeki Mercedes Müzesi'nde sevgili seyirciler 1885 yılından günümüze kadar üretilen otomobiller işte bu müzede sergileniyor. Biraz sonra sizlere bu müzede yer alan otomobilleri tanıtmaya çalışacağım. Evet, burada önümde bulunduğum bu otomobil 1936 modeli 500K tipi. Saatte 160 kilometre hız yapıyormuş. 1934 ile 36 yılları arasında bu otomobilden 25 adet üretilmiş. Bu önümde duran araç Mercedes'in 1885 yılında ürettiği ilk araç. Evet, bir motosiklet gördüğünüz gibi benzinle çalışıyor. O dönemin Almanya'sında henüz benzin istasyonları yok. Benzin
Eczanelerde, evet, eczanelerde satılıyor ve evet bu motosiklet ise benzinle çalışıyor. Daimler tarafından icat edilmiş bu motosiklet. Bu da Mercedes'in yılında ürettiği ilk yarış arabalarından biri, adı Şimşek. Evet, 1909 yılında yarışlara katılmış ve bir rekor kırmış sevgili seyirciler. Bu araç 1909 yılında 228 kilometre, evet tam 228 kilometre hız yapabiliyormuş. Modern Almanya'nın kurucusu eski başbakan Konrad Adenauer'un makam arabasındayız. Evet, bu güzel otomobil sevgili seyirciler 1959 yılında üretilmiş. Başbakan Adenauer fötör giyiyor. Ve arabaya binerken, otomobiline, makam arabasına binerken fötörü başından çıkarmıyor. Onun için bu otomobili tercih ediyor. Çünkü otomobilin tavanı yüksek. Başbakan Adenauer'un makam arabası. Kartal'ın kanatları hızlı, güçlü ve estetik. 1954'te üretilen Mercedes'in SL kupesi bu otomobil sevgili seyirciler. Evet, gördüğünüz gibi evet, bunun kapıları Kartal'ın kanatlarına benziyor. 1954 yılında, o dönemde bu otomobil, evet bu kupe, Mercedes'in SL kupesi saatte 250 km hız yapabiliyordu. Papa bu koltukta oturuyordu. Evet, Papa 6. Paul, evet bu koltukta oturuyordu. Otomobilin içerisinde bu koltukta oturuyordu sevgili seyirciler. Mercedes'in ürettiği bu otomobil Papa 6. Paul için özel olarak dizayn edilmiş. 1965 yılında üretilmiş ve Mercedes'in ilk 600 serisi. ...1938 üretimi W125 Mercedes o yılda bu otomobili bir rekor denemesi için üretmiş ve ünlü yarışçı Rudolf Cacacciola, evet bu otomobili Frankfurt'la Darmstadt arasında trafiğe kapalı bir alanda hız denemesinde kullanmış ve saatte 432.7 kilometre bir rekor kırmış. Evet, trafiğe kapalı bir alanda 1938 yılında elde edilen bu rekor sevgili seyirciler bugüne kadar hala kırılamadı. Bu otomobilde Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in makam otomobili 1931 yılında üretilmiş. O tarihte 160 kilometre hız yapabiliyor. Evet. Buradaki otomobil ise sevgili seyirciler Japon İmparatoru Hirohito için 1935 tarihinde özel olarak imal edilmiş, üretilmiş. Saatte 135 kilometre hız yapabiliyor. Bu otomobilin bir özelliği var. O tarihte evet özel, zırhı, kaportası özel ve camları kurşun geçirmez. Görüyorsunuz çok güzel bir otomobil. Rengi de, dizaynı da oldukça hoş bir otomobil. Mercedes Müzesi'nde yer alan otomobiller, tarihten günümüze uzanan çizgileri yansıtıyor. Renkli ve ilginç görüntüleriyle bu otomobiller akıllarda kalacak. Don't stand by her side.